Herkese merhaba. Bugün konumuz aşk. Ve aşk yazı bu sene erken başlıyor arkadaşlar. Çünkü Venüs Haziran başında Güneş'le tam böyle kavuşarak Güneş'in kalbinde olacak bu sene. Bu 4 Haziran'da gerçekleşecek bu astrolojik olay. Venüs kavuşumları bu şekilde olduğu zaman gerçekten büyük olaylardır. Venüs Güneş'in kalbindedir artık ve 18 ayda bir olur bu durum. Ve en sonunda biz bu olayı 2023 Ağustos'ta yaşamıştık. Şu anda Haziran 2024'teyiz. Bu Venüs tüm ilişkiler için artık arınma zamanı olacak. Romantizm ve zevk dolu yeni başlangıçlar bizi çağırıyor olacak aşk konularında. Bu videoda aşkı konuştuğumuz için dikkate değer birkaç önemli geçişi vurgulamak istiyorum sizler için de. Dediğim gibi bu 18 ayda bir olan bir gezegen etkisi. Haziran'ın ilk 20 gününde ikizler enerjisi tabii ki çok güçlü olacak hayatımızda. Çünkü bir ikizler yeni ayı yaşayacağız. Ve bu da eski durumlara daha bir farklı perspektiften bakmak demek olacak. Belki bir ilişki içinde oldunuz ve bir şeyler hissettiniz ve kendinizle ilgili yeni bir şey keşfedeceğiniz bir zamanda olabilir bu sizin için. Bu ilişkiyi farklı bir açıdan görmenizi sağlayacak tabii ki. Haziran 1'den 17'sine kadar Venüs ikizlerde çok neşeli bir dünya, böyle şekerci dükkanına girmiş gibi kendimizi hissedeceğiz ve hatta bütün farklı tatları da denemek isteyeceğiz. 17 Haziran'da Venüs tabii ki yengece geçecek ve bu da sizi daha ayaklarını sağlam basan, ilişkiyi daha bir adım ileriye taşıyacak bir dönemi işaret edecek. Şimdi hep beraber zaten incelemeye başlayacağız. Sevgili oğlaklar, yönetici gezegeniniz Satürn ve aile yaptığı tüm temaslarda tüm yılı büyümeye odaklanarak geçiriyorsunuz. Yeni içgörüler elde ediyorsunuz. Belki düşüncelerinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Belki programlarınızı nasıl daha iyi düzenleyeceğinizi, becerilerinizi nasıl daha iyi kullanacağınızı anlamaya çalışıyorsunuz. Kafanızda çok şey olup bitiyor ve bu dış çevreye, ilişkilerinize, iletişim tarzınıza, işinize ve nasıl göründüğünüze veya nasıl tanındığınıza çok yansıyor. Mayıs ayında 5. evinizde, aşk evinizde fazla hareket vardı. Burada romantizm evi biliyorsunuz 5. ev. Daha yeni tutkulardan buradayken bahsedilebilir. Romantik olmasa bile aşk hayatınızda yeni başlangıçlara burada işaret etti ve etmeye de devam edecek. Evli oğlaklar için ebeveynlik, güzellik, neşe ve ilişkilerle ilgili gelişmeler de tabii ki olabilir. Enerji Mars'ın 9 Haziran'da Boğa burcuna geçmesiyle, 5. evinize girmesiyle aslında devam edecek ve 20 Temmuz'a kadar da burada kalacak. Mars daha fazla hareket ve ilham getirecek size. Mars çünkü çok tutkulu, arzu odaklı, cinselliği temsil eden bir gezegendir ve 5. evde zaten partner, partnerle olan durumlar, flörtle ilgili olan durumları gösterir. Bu nedenle cinsel hayatınızın hızlanması, daha heyecanlı, ilginç hale gelmesinde bekleyebilirsiniz. Bekarsanız kendinizi böyle dışarı atma arzunuz inanılmaz güçlü olabilir. Mars Boğa burcunda evet zararda çalışır. Bu da bunu yapmak isteseniz bile bazı motivasyonunuzu böyle toplamada zorlayabileceğiniz de aslında gösterebilir. Aynı şey yaratıcı girişimleriniz için de geçerli olabilir. Ancak yine de oldukça olumlu bir etki var yine de. Bu geçişin başlarında 9, 14 ve 15 Haziran arasında Mars 2. evinizdeki Plüto'yla bir kare açı yapacak. Bu flört etme arzunuzla mevcut finansal durumunuz arasında bazı gerginlikler olabileceğini veya ebeveyn alma arzunuzla eğlence vizyonunuzla sahip olduğunuz kaynaklar arasında bir çelişki olabileceğini gösterebilir. Hatta partnerinizle böyle finansal konularda hakkında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Bu yüzden dikkat etmeniz, bazı durumları ele almanız gerekebilir. Yine spekülatif yatırımlarla uğraşıyorsanız buradaki Plüto ile birlikteki kara açısı size bazı yanlış adımlar attırabilir. Venüs ayın ilk 16 ve 17 Haziran tarihlerinde ikizler burcunda olacak. 4 Haziran'da Venüs zaten cazimi konumda Güneş'le kavuşacak. 6 Haziran'da da Venüs bu kavuşumda yeni ayla beraber olacak. Bu 6. evinizde, yani aslında hiç de romantik olmayan bir evde gerçekleşecek. Belki aslında çok işe odaklandığınızı gösterebilir bu. Haziran ayı en azından ayın başlarında
iş odaklı bir ay olabilir sizler için. Bu durum ama daha sonrasında tabii ki değişecek. Eğer bekarsanız iş yerinde aynı meslekten biriyle beraber olmanız söz konusu da olabilir sevgili oğlaklar. Eğer bir ilişki içindeyseniz, belki partnerinizle çalışıyorsunuz veya ilişkinizde daha böyle pratik yaklaşımlar sergileyebileceğiniz bir zaman da olabilir. Venüs'ün 6. evde olması günlük rutinlerinizde olan bir yerde, hatta birisiyle tanışabileceğinizi de gösterebilir. Herhangi bir kafede veya gittiğiniz, alışveriş ettiğiniz bir kitapçıda, herhangi günlük alışveriş edebileceğiniz herhangi bir yerde yeni partner konumunda birisiyle tanışabilirsiniz. Programınız yoğun olabilir. İşten zevk alma arzunuz da biraz tabii ki çelişecektir. Özellikle 8-12 Haziran, 16-20 Haziran tarihleri arasında bunlar daha yoğun hissedecek. Ancak enerjinin yumuşamasıyla beraber ilişkide daha kolay anlaşma ve anlayışlar da sağlanacak. Belki ilişkide yeni başlangıçlar, daha fazla uyum ve huzur söz konusu olabilir. 17 Haziran'da çünkü Venüs ve Merkür artık Yengeç Burcu'na, sizin 7. evinize girecekler. 29 Haziran'da Venüs 5. evdeki Mars'la bir 60'lık açı yapacak. Bu da çok tutkulu ve romantik bir dönemin artık geldiğini işaret edecek. Ve artık sizler için de hoş geldin aşk diyebiliriz. Bekarsanız 17 Haziran'da Venüs'ün Merkür'le kavuşumu sevgi dolu bir mesaj veya iltifat alabileceğiniz de hatta gösterebilir. Ama 21 Haziran'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşanacak sizin burcunuzda. Bu ilişkilerinize odaklandığınızda kendinizi, alışkanlıklarınızı, sağlığınızı ve rutinlerinizi incelemeniz, belki de bir şeyleri artık bırakmanız gerektiğini gösterebilir. 29 Haziran'da Satürn retrosu başlıyor. Bu kendinizi daha iyi anlamak, başkalarıyla daha iyi anlaşmak için nasıl daha iyi iletişim kurabileceğini incelemeniz gerekebilir. Kendinize daha uyumlu olursanız başkalarıyla da özellikle daha uyumlu hissedersiniz sevgili oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.